canımanne.com. Merhaba sevgili arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda size buradaki aparatlardan herhangi birini kullanarak bu şık kolyenin nasıl yapılacağını anlatacağım. Gördüğünüz gibi iğne oyası bilenlerin gayet kolay yapabileceği ki en basit şeklini anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Yapabileceği gayet hoş bir model. Ve bu kolyeyle de şıklığınıza şıklık katacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bu aparatları bulundurmak. Ki bu aparatları hobidunya.com adresinden bulabilirsiniz ki biz oradan temin ediyoruz sayfa olarak. Hemen şöyle göstereyim. Gayet güzel çeşitleri var. Ki şöyle bir aparatımız da var gördüğünüz gibi. Bu fular kullandığımızda fular için yaptığımızda kullanabileceğimiz bir aparat ki mesela şunu da ucuna takıp yine bu kısmında da iğne oyası kullanıp gayet şık fularlar elde edebileceğimiz ya da kolye uçları yapabileceğimiz aparatlar mevcut hobidunya.com'da arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece istediğimiz renk bir ip. Normalde havlu kenarlarında ya da yemeni kenarlarında kullandığımız iğne oyası yaparken kullandığımız iplerden seçmek ve aparatlarımıza karar vermek arkadaşlar. Gayet basit, kolay bir şekilde yapılacak bir model. Hemen anlatıma geçmek istiyorum. İğnemi, ipimi geçireceğim ve hemen başlayacağım. İpimi geçirdim iğneme. Hemen bu modeldeki yaprağın aynısını yapalım diye elime alıyorum. Orantılamamız gerekiyor arkadaşlar. İki tarafı da eşit olması için, bu şekilde durması için. Ben daha önce bunu orantıladığım için bunun aynısından yapacağım. Ki şuradan hemen başlıyorum. İpimi, iğnemi geçiriyorum. Hemen bir ilmeğimi atıyorum şu şekilde. Düğüm yapıyorum. Şimdi dediğim gibi ben bunu daha önceden ayarlamış olduğum için biraz ezbere yapacağım. Hemen şuradan düğümü attıktan sonra anlatacağım sizlere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zeminde 6 yaprak halinde zeminler hazırladım. Karşılıklı olmasına dikkat ediyorum. 6 yaprak solda, 6 yaprak sağda, yine aynı şekilde üst kısımda. Daha sonrasında 3'er yaprak sağ ve sol, yine tam ortada 6 yaprak oluşturarak başladım. Ki buradaki eşitliği sağlayabilmek için arkadaşlar. Tamamının iğne oyası olmasını istiyorsanız tam başlangıçtan başlayıp aynı şekilde buraya kadar örüp yine aynı mantıkla zincirinizi buradan geçirebilirsiniz. Bu takı malzemelerinin tamamını hobidunya.com'dan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Burada oluşturduğum zeminin üzerine yine de geçiş yapıyorum. Sıkılamakta zorlanabilirsiniz biraz ki şimdi başlangıçtaki düğümü çok sıkmadığımı fark ettim. Geri dönüp onu sıktım şimdi. Burada hazırladığımız zeminin üzerine 6 tane yaprak yapıyorum arkadaşlar. Yaprakların boyunu tamamen kendi elinizle alakalı. Hani büyük örüyorsunuzdur, küçük örüyorsunuzdur vesaire. Çok minik minik örgüler bu modelde çok hoş durmayacaktır. Birazcık daha uzun tutarak yaprak boylarımızı ayarlayabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde anlattığım gibi oluşturduğum zeminlere yapraklarımı dolduracağım. 6 tane yaprağım oldu bu arada. Yeniden aparatın üzerine düğüm atıyorum.
Ve yine aynı boyda bir zürafa gibi düşünürsek şu kısımda yine sabitliyorum. İkinci kısma da 6 tane yaprağımızı yapıyoruz. Tekrardan yaprağın üzerine, buradaki aparatın üzerine düğümü atıyorum arkadaşlar. Burada anlattığım gibi 2 tane ardı ardına altılı yaprak, daha sonra 3 tane yaprak yapacağım hazırladığım zemine. Yaprak boylarını bir tutmaya dikkat edelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok profesyonel bir iğne oyası bilmenize gerek yok. Gayet basit bir şekilde yapılabilecek bir model ki çok güzel hediyelikler yapabilirsiniz, ticaret yapabilirsiniz tabii bu durumda. Yeniden metal kısma aparatımıza geçiş yapıp yine buradaki tam ucu dönecek şekilde bir düğüm atıyorum. Burada da 6 tane yaprak oluşturacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bir şu şekilde bir aparatımız varsa eğer buradan hemen şöyle göstermek istiyorum gördüğünüz kısmı. Buradan şalımızı, fularımızı geçirerek de ucuna takabiliriz şu şekilde. Şu şekilde. Fular ucu olarak da kullanabiliriz. Bu şekilde benim yaptığım gibi çok güzel kolyeler de hazırlayabiliriz. El emeği kadar güzel bir hediye olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Mesela çocuklarımızın nedir? Öğretmenler günü hediyesi olabilir. Ya da işte herhangi bir arkadaşınıza bir güzellik, bir jest yapacağınız zaman böyle bir hediye seçebilirsiniz ki dediğim gibi el emeği kadar güzel bir hediye olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Yine burada da aynı mantıkla önce 3 tane kirpik yapacağım burada. Hemen oluşturuyorum. Ardı ardına 3 tane yaprak. Daha sonra diğer tarafta yaptığım gibi iğnemi biraz çeviriyorum ki ipimin katı açılmasın diye. İp kısaldıkça ipin kalitesi haliyle biraz daha azalıyor ki uzun tutuyorum. Çok ip gittiği için. Gördüğünüz gibi ilk sırayı tamamlamadan ipim bitti bile. Hemen şurada ipimi bırakacağım arkadaşlar. Keseceğim. Yeniden ipimi iğneme geçireceğim. Daha sonrasında devam edeceğim. Bu şekilde kesebilirsiniz arkadaşlar. İsteğe göre yakabilirsiniz de bu kısımları sağlam olması açısından. Hemen iğneme geçiriyorum ipimi. İpi kestiğim yerden yine düğümümü atarak devam edeceğim arkadaşlar. Şimdi kullandığım bu yaprak modeli aparatlarımızdan bu şekilde bir şey kullanırsanız, aparat kullanırsanız gördüğünüz gibi her tarafı eşit. Daha bir örmesi kolay olacak diye tahmin ediyorum ki buradaki mesela iki tarafı da aynı şekilde olmadığı için bir ayarlama yapmamız gerekiyor. O yüzden bu şekilde de aparatlar tercih ederseniz daha da rahat çalışabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şurada da aynı şekilde öreceğimiz kısım tamamen belli ve her tarafı eşit. Tabii ki bu tamamen zevk meselesi. Hangi modeli beğenirseniz çok şık takılar elde edileceğinize inanıyorum. Tabii ki bu
örgüleri, yaptığımız işleri deneyimlerseniz her zaman Canım Anne Facebook sayfası ya da Instagram hesabımızdan mesaj olarak bize iletmenizi istiyoruz, rica ediyoruz her zaman ki videolarımızdan yararlanarak yaptığınız işler ve bu geri dönüşler bizi çok mutlu ediyor arkadaşlar. Son zeminimi hazırlıyorum. Yine 6 tane yaprak yapacağım burada da. Ve daha sonra üst kısımları daha basit olacak ki zeminimiz hazırlandı tamamen. Tamamen bu yaptığımız yapraklar üzerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Tamamını bitirdim. Zeminin gördüğünüz gibi üst kısımda devam edeceğim arkadaşlar. Üst kısma geçerek devam edeceğim. Hemen ilk yaprağın içine düğümümü atıyorum. Ve her düğüme, her yaprağa bir düğüm atarak bu şekilde hemen şöyle netlemeye çalışıyorum ki tamamı görünsün istiyorum. Minik minik zürafalar yapıyorum. Bu şekilde kaç sıra olmasını istiyorsak bu şekilde devam ederek yapacağız arkadaşlar. Bütün yaprakların içinden geçeceğim. Bu 6 yaprağımız ayrı, 6 yaprağımız ayrı duran kısımda 2 yaprağı birleştiriyorum şu şekilde. Ki bütünlük bozulmasın diye. Mesafeyi de orantıladıktan sonra yeniden düğümümü atıyorum ve devam ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamamını dediğim gibi istediğimiz boya gelene kadar örmeye devam ediyoruz. Çok ince bir iş gibi görünüyor fakat sizi yormadan yapabileceğiniz bir model. Sadece ilk kısımda bu yaprakları yaparken orantılaması İşte ayarlama kısmı. Onun dışında düz bir model arkadaşlar. Sadece bu şekilde üst üste her sırada aynı işlemi uygulayarak sadece üst üste bu şekilde dediğim gibi zürafalar yaparak tamamlayabileceğimiz kolay bir model. Çok profesyonel anlamda iğne oyası bilmenize gerek yok dediğim gibi. Yeni öğreniyor olsanız bile gayet kolay bir şekilde yapacağınız bir model seçtim ki herkes yapabilsin. Daha sonra istekleriniz doğrultusunda videomuzun izlenme oranı ya da yorum oranıyla alakalı yeterince isteğiniz olursa daha farklı modellerde çalışacağız birlikte arkadaşlar. Hazır yorumlar demişken de video hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bize ulaştırabilirsiniz. Editör arkadaşlarım ve ben olduğunca hızlı bir şekilde size yanıt vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. İpimizi çok uzun tutmamaya bakalım.
dediğim gibi ipi uzun tuttukça böyle her gerdirmede ip biraz daha inceliyor ve görüntü biraz daha ince oluyor arkadaşlar. Bu yüzden ipimi şimdi burada keseceğim. Hem de ipimizin bittiğinde ya da kırıldığında nasıl toparlanacak onu da görmüş olacaksınız videoda. Bu kalan iplerimi de kesiyorum. Başlangıçta ve ip değişiminde bıraktığım ipleri de kesiyorum. Hemen şu şekilde gösteriyorum. İlk sıramı tamamladım. Hemen iğneme ipimi geçiriyorum. İpimi iğneme geçirdim. Tam kestiğim noktadan gördüğünüz gibi şuradan kesmiştim. Buraya yine düğümümü atacağım. Ve bir üst sıraya nasıl geçeceğimi göstereceğim. İpimi çok uzun tutmadım bu sefer ki daha önce gösterdiğim gibi her sıkılamamızda ip biraz daha inceliyor arkadaşlar. Son yaptığım zürafanın içine geçiyorum. Ve bu kısmını da orantıladıktan sonra sıkılıyorum arkadaşlar. Bu şekilde artık modelin en kolay kısmına geldik. Düz bir şekilde her zürafanın üzerine bir düğüm atarak ve bir taraftan da zürafalar oluşturarak örgümüze devam ediyoruz. Videonun başında da söylediğim gibi harika hediyelikler olabileceğine inanıyorum. El emeği kadar değerli bir şey yoktur sanırım. Çeşit çeşit aparatlar arasından bu şekilde gördüğünüz gibi en çok bu modeli beğendim. Onun için de güzel bir model hazırlayacağım sanırım arkadaşlar. Umarım ilerleyen zamanlarda sizinle de paylaşırım. Bu şekilde tüm sırayı tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar geldim. Yine tersine çevirip örgümü bir düğüm daha atıyorum. Bu şekilde yine bir üst sıraya geçiyorum. Ve dediğim gibi istediğim boya geldiğinde, genişliğe geldiğinde bu zürafa kısmı en son sıramı yapacağım. En son sırada da gördüğünüz gibi basit bir model var. Bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Dediğim gibi buradaki sıra sayısı tamamen size kalmış. İstediğiniz genişliğe geldiğinde son sırayı da yapabilirsiniz ki son sıranın da genişliğini hesaba katarak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü çok büyük bir model istemiyorsak, buradaki gibi mesela daha kısa bir şey istiyorsak, gördüğünüz gibi bu kenardaki modelinde genişliği en az 2 sıra zürafa kadar var arkadaşlar. Hemen bu sırayı bitirdiğimizde kenar modeline de geçebiliriz. Bu biraz daha küçük bir model olabilir. Hem biraz daha farklı tutmakta fayda var. Genişi de kalanı da görmüş olursunuz. Geniş kısmını da dar kısmını da nasıl olduğunu. Bu 3 sıra. 3. sırayı yapıyorum şimdi. Hemen buradakini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapmışız buradaki zürafa kısmını. Hemen dediğim gibi bu sırayı tamamladıktan sonra kenar modeline geçelim. Biraz daha küçük tutalım buradaki iğne oyası kısmını. İpi değiştirmek için bitmesini beklemeyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi ip inceldikçe kalitesi azalacak haliyle
Görüntü kötü olacak. O yüzden hemen sıranın sonunda başlangıçtaki ipimi kesmediğim için şimdi düğümlerime dolanıyor. Hemen ipimi kesiyorum. Şimdi yine ipimi değiştireceğim ve sonrasında dediğim gibi kenar kısmını yapacağım. Hemen yine kestiğim noktadan düğümümü atıyorum. Ve yine çevirip üç sıraya geçiyorum arkadaşlar. Bu ilk yapmış olduğum zürafanın tepesine geçip burada bir tane yaprak oluşturacağım. Tercihe göre bu modelle değişebilir arkadaşlar. Eğer bildiğiniz kolay bir model varsa kenar modelini de değiştirebilirsiniz. Hemen yaprağın dibine tekrardan geçiş yapıyorum. Ve şu şekli alıyor. Diğer zürafaya geçiyorum. Ve bir zürafa atlayarak tekrar hemen yandaki zürafaya geçiyorum. Bu ikisinin arasında oluşturduğum zürafaya da yine aynı modeli tekrarlıyorum arkadaşlar. Aynı boyda olmasına dikkat edelim. Daha muntazam görünecektir. Gördüğünüz gibi kenardaki modelimiz de epey yükseltiyor. En az 2 sıra zürafa kadar yükseliyor. Dediğim gibi bunu da hesaba katarak yaparsanız zürafa kısmını daha uygun olur. Bu şekilde tüm kenarı da yaptıktan sonra tamamlamış oluyoruz arkadaşlar kolyemizi. Sadece bir zincir gerekli. Dediğim gibi fular içinde kullanabilirsiniz. Çok şık bir model olacaktır. Hemen bu modeli yaptıktan sonra son örneğimi bir tane daha ayrıntılı olarak göstermek istiyorum. Modelimi bitirdikten sonra hemen yandaki zürafaya bir geçiş yapıyorum. Hemen yanındaki zürafaya tekrar geçiş yapıyorum. İki zürafa arasında oluşturduğum zürafanın tepesine geçip içinden geçip düğümü atıyorum. Burada bir yaprak oluşturuyorum. Yaprağımın içine geçip düğümü atıyorum. Ve yaprağın dibinden tekrar düğümü oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Tamamını yapıp bu şekilde bitiriyoruz. Tamamını yaptığım dış sıranın da arkadaşlar gördüğünüz gibi sadece zincire takmak kaldı. Ortadaki metalin uygun rengi bu şekilde. Buradaki bakır rengi bu şekilde bir zincir takarak kullanabilirsiniz. Eğer metaliniz bu şekilde gümüş rengi ise
Gümüş rengi zincir daha uygun olacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolyemiz bu şekilde hazır oldu. Videomuz hakkındaki yorumlarınızı, görüşlerinizi ve önerilerinizi çok dikkate alıyoruz. Çok önemsiyoruz. Bu yüzden videomuz hakkındaki yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyoruz ki yayınlanan videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin arkadaşlar.